Herkese tekrardan merhaba. Konumuz tekrardan Orhan Veli ve Nurullah Ataş. Bu bölümde ne yapacağız? Hemen kısaca size ondan bahsedeyim. Orhan Veli ile Nurullah Ataç'ın arasının bozulduğunu bir önceki videoda sizlerle paylaşmıştım. Bu ara bozuşması sonrasında Orhan Veli ile Nurullah Ataç arasında atışmalar gerçekleşiyor. O atışmalardan bir tanesini bu bölümde sizlerle paylaşacağım ve sonrasında da bu hikayeye kaynaklık eden kitabı sizlerle paylaşmış olacağım. Eğer hazırsanız o zaman hızlıca bu bölüme başlayalım. Orhan Veli ile Nurullah Ataç'ın arası bozulunca bunu o dönem için edebiyat camiasında duymayan kalmıyor. Herkese yayılıyor. Hatta iş öyle bir raddeye gidiyor ki Orhan Veli ile Nurullah Ataç birbirlerini tanımıyorlar. Yani Nurullah Ataç'a Orhan Veli'yi soruyorlar. Nurullah Ataç diyor ki o kim, ben öyle birini tanımıyorum. Ya da Orhan Veli'ye Nurullah Ataç'ı soruyorlar. Orhan Veli diyor ki o kim, ben öyle birini tanımıyorum. Yani birbirlerini yok sayıyorlar. Biz bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Biz bu hikayeyi Sait Faik'in 1947 yılında yayınlanan bir yazısı var. Oradan öğreniyoruz. Sait Faik bu yazısında bahsettiği konulara da Orhan Veli ile yaptığı bir görüşmeye, bir röportaja dayandırıyor. Ondan öğrendiklerini aslında bizlerle paylaşmış oluyor. O yazıda da anlattığı bir olay var. Yani Nurullah Ataç ile Orhan Veli arasında gerçekleşen bir atışma var. Ondan bahsediyor. Aslında bu atışmada Nurullah Ataç Orhan Veli ile arasındaki küskünlüğün ya da dargınlığın daha fazla devam etmesine pek dayanamadığı için bir yandan da Orhan Veli'ye bir zeytin dalı uzatacak bir cümle kuruyor. Ve o cümlede Nurullah Ataç diyor ki hakkını inkar etmeyelim, iyi şairdir diyor. Sonra Orhan Veli bu zeytin dalını almıyor. Ve Nurullah Ataç'ı da bir anlamda sinirlendirecek bir cümle kuruyor. Ve Orhan Veli Nurullah Ataç için diyor ki hakkını inkar etmeyelim, şiirden anlayan adamdır. Evet, bu bölümde de bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bu hikayeye kaynaklık eden kitap bir önceki bölümde tanıttığım gibi Sera Şahinler'in Abim Orhan Veli. Orhan Veli'nin kız kardeşi Firuzan Yol Yapan'la yaptığı röportajlara dayanan bir kitap. Bu kitabı alıp okumanızı mutlaka öneriyorum. Ben okuyup bitirdim. Çok keyifli bir kitap. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Eğer bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız. Bununla birlikte kanalımı çevrenizde, eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi kesinlikle ama kesinlikle ihmal etmeyin. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum, çağımızın en büyük kıt kaynağı zaman. Bu zamanı benimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.